Abi valla rahatladım yani ben de şimdi. O zaman gelelim sizin en beğendiğiniz hisselere. Bence en Evet. merak edilen kısmı bu zaten yayının. Şimdi bizim asıl baz senaryomuz şu. Endekste 5200 seviyesine kadar geldik. Şimdi bundan sonra yolun devam edebilmesi için 5200'ün üzerinde endeksin kalması gerekiyor. Bunu biz gözlemlediğimiz takdirde yarın öbür gün 5250 olur, 5350 olur ama oralarda kalır. Ama 5200'ün tekrar altına gelmiyor. Şimdi böyle bir resimde arkadaşlar hisse senetlerinin aslında 6000'e doğru bir hazırlık yaptığı şeklinde yorum yapabiliriz. Böyle bir şeye hazırlıklı olmak lazım. Yani bu piyasanın bir de şöyle düşünmek lazım. Bitmesi için, aşağı doğru dönmesi için çok böyle ekstrem bir sebepler yok arkadaşlar. Yani Amerika ile ilgili bir sorun yok. Halkbank davası bilmiyorum şu an ne oldu. Bugün görüşülecekti galiba. Yarın galiba. Yarın mı? Bu hafta ben görüşecek ama gününü çok hatırlayamıyorum. Yani ya bugün sanki ya yarın gibi, evet dediğiniz gibi. Mesela bugün %10 olmuş. Şimdi büyük bir ihtimalle yani burayı bozmak hiçbir piyasa yapıcının, buradaki oyuncuların hiçbirinin çok isteyeceği tarzda bir şey değil. Ama bizim piyasamızda böyle bir takım yatırımcı grupları da var öyle. Yani piyasa dönse de açığa versek, yani aşağı doğru çalıştırsak. Çünkü çok böyle karmaşık bir piyasa, iç içe geçmiş bir piyasa. Robotlar var. Belli kritik noktadan sonra hepsi birbirini tetikliyor. Direkt sata geçiyor mesela. Yani zor bir piyasa ama burada aşağı doğru trendi devam ettirecek çok böyle güçlü bir sebep yok. O yüzden burada en son gördüğümüz kadarıyla mesela geçen hafta değil daha önceki Perşembe piyasadaki şimdi satışları gördük arkada. Hepimiz yaşadık. Çok iyi hatırlıyoruz neler olduğunu, nasıl bir sebepten dolayı oluştuğunu. Aslında çok da böyle altını doldurabileceğimiz boyutta çok güçlü bir bilgi yokken bunlar gerçekleşti arkadaşlar. Yani ne Amerika ile sürtüştük, ne Avrupa ya da Rusya ile ilgili bir problem var. Tam tersine bunlar yaşanırken yurt dışı piyasalar gayet iyiydi. O yüzden bizim mesela bugün daha farklı yorumluyoruz. Şimdi Perşembe gününü o büyük düşüşü yaşadıktan sonra oluşan fiyat hareketlerine baktığımızda mesela demek ki sermaye el değiştirmiş gibi duruyor. Çünkü o düşüşün ardından bu yükselişleri yapabilecek bir güce sahip bir piyasa burada çok farklı senaryoları, farklı burada yukarı yönlü yükselişle ilgili olasılıkları bizim daha böyle ön plana çıkarmamız gerektiği kanaatindeyim. O yüzden şu an için 5200 seviyelerini ne kadar gelmemiz bile çok büyük bir başarı. Burada bu seviyenin üzerine kalabilirsek şimdi burada yapacağımız hareket doğru hisseleri de bizim park etmemiz gerekiyor. Bu noktada ancak endeksin 6000'lere doğru gitmesi durumunda çok daha avantaj sağlayabiliriz. Burada da arkadaşlar mesela Özak Gayrimenkulü yakından takip edebiliriz. Onunla birlikte mesela Türk Hava Yolları bu yılın en sürpriz hisselerinden bir tanesi olmaya yine aday. Türk Hava Yolları'nın peşini hiçbir şekilde bırakmamamız lazım arkadaşlar. Diğer taraftan mesela BİM halen yukarı yönlü ciddi bir potansiyel taşıyor. BİM hissesi.
arkadaşlar. Mesela burada biraz daha ön plana çıkabilecek hisselerden bir tanesi de, en sürpriz hisselerden bir tanesi de arkadaşlar, Ülker. Burada ben 2023 yılının en çok konuşacağımız, bu sektörde en çok konuşacağımız hisselerden bir tanesi olmasını bekliyorum. O yüzden Ülker tarafında ciddi bir orta ve uzun vadede potansiyel olduğu kanaatindeyim. Diğer taraftan Koza grubu hisselerinde aslında İpek Enerji şu an için biraz daha ön plana çıkıyor. Bu hissenin de yukarı doğru 45-50'lere doğru bir yükseliş içerisine girme ihtimali yüksek olduğu kanaatindeyim. Diğer taraftan kısa vadede bir saniye alacağım. Evet. Mesela Deva hissesi hızlı bir tepki yükselişi sürecine tekrar girebilir. Deva'yı mesela mutlaka orta vadede radarımıza alabiliriz. Hatırlarsanız artık hepimiz öğrendik Yunsa hissesini. Burada da şirketten gelen en son açıklamalarla birlikte bu yılın sürpriz hisselerinden bir tanesi olmasını beklediğim hisselerden bir tanesi. Hem bilanço açısından, hem şirketin yapmış olduğu yatırımlar ve bunların artık yavaş yavaş karşılığının alınabileceği bir döneme doğru girilmiş durumda. Yunsa hissesi bizim için ön plana çıkarttığımız hisselerden bir tanesi. Gübre fabrikaları aynı şekilde benim bu yılın favori hisselerinden olmasını beklediğim hisseler arasında gübre fabrikaları. Aynı şekilde hikayesinden dolayı buradaki ilk bu soruyu soran arkadaşımıza bayağı ayrıntılı bir yorum yapmıştık. Hem altın rezervleriyle ilgili beklentiler, şirketin iyi bir bilanço beklentisi ve İran'daki bunun iştirakinin temettü gelir beklentisi, bunlar bu hisse için çok ciddi bir avantaj olduğu kanaatindeyim. Aselsan bu yılın en gözde hisselerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. En sürpriz hisselerinden bir tanesi. Muazzam ihaleler alınıyor. Burada çok ciddi beklentiler var. Çok böyle spekülasyona sebep vermek istemiyorum ama çok hikaye altında hikaye yazabileceğimiz çok fazla sebep var. O yüzden hem son çeyrek olmamız sebebiyle, yani bu hissenin bilançosunu en iyi açıkladığı dönem oluyor biliyorsunuz. Dördüncü çeyrek. Yani hepsi üst üste geldiğinde bu yılın en iyi hisselerinden bir tanesi olabilir. Yani bu saydığımız hisseler orta vadede, yani yatırımcılar için, yönünü bulamayan yatırımcılar için müthiş bir yatırım aracı olabilir. Diğer taraftan otomotiv tarafına baktığımızda Doğuş Oto biraz daha ucuz kalmış durumda. Ford Oto tarafında da ben mesela buraların bir pille ilgili bir açıklama gelmişti hatırlıyorsunuz. Bunun ortaklarından bir tanesiyle ilgili pil yatırımı konusunda kararsızlık şeklinde. Bence bu aşılması durumunda, bu tarz olumsuz haberlerin aşılmasıyla birlikte bu hisse senedinde orta vadede daha yükselişin çok başında olduğunu düşündüğüm hisselerden bir tanesi olabilir Ford. Yakından izlenmesinde fayda görüyorum. Bu yılın
en gözde hisselerinden bir tanesini olduğunu düşündüğüm Kardemir hissesi mutlaka bizim yakın radarımızda olması gerekiyor. Diğer taraftan Nuh Çimento, burada da artık yavaş yavaş yeni bir trend başlıyor. Bu hissede yakından izlememiz gereken hisseler arasında diyebilirim. Bankacılık sektörü içerisinde burada kamu bankalarının biraz daha ön planda olmasını bekliyorum. Büyük bir ihtimalle bankalarda şimdi biliyorsunuz böyle çok sert hareketler olmuştu. Şimdi daha böyle artık dalga boyları normale gelmeye başladı. Burada biraz daha böyle dar alanda sıkışmalar görebilirsek mesela 12,5 Vakıfbank 12,5 10 arasında mesela gitgeller olabilirse mesela bunun devamında ben çok rahat böyle sürpriz 20'lere doğru bir yükselişin oluşabileceği kanaatindeyim. O yüzden bu tarz hisseleri şimdi daha çok böyle biz beğeniyoruz ama belli oluşacak fiyat hareketleriyle birlikte bunun ne tarafa doğru nasıl gitmesi gerektiği konusunda senaryolar oluşturuyoruz. O yüzden burada 12,5 önemli bir seviye. Mesela buraya kadar gelebilir. Ama buralarda mesela git geller yapması durumunda çok sürpriz yükselişler görme ihtimalimiz yüksek. Diğer taraftan banka hisselerinde genel olarak bu benim söylediğim senaryo aslında hepsi için geçerli. Buralarda biraz belli %10, %15'lik bir marjda böyle git geller olabilirse, yatay hareketler olabilirse açıkçası muazzam bir trend oluşabilir. Örnek veriyorum, Akbank'ta 20 seviyesini kırmadan buralarda 20-17 arasında hisse senedine git gel önce 20 sonra 18'ler olabilir. Ama buralarda bir yataya doğru bir sıkışma oluşabilirse muazzam bir trend oluşabilir. Bu trendler de büyük bir ihtimalle bu sefer endeksi 6000'lerin de kırılmasını kolaylaştırır. Yani biraz senaryo üretmek lazım burada. Ama dediğim gibi bankaların peşini bırakmamak gerekiyor. Diğer taraftan holdingler tarafında mesela şişe cam bence artık yavaş yavaş tekrar yukarı yönlü yükselişine başlayabilecek hisselerden bir tanesi şişe cam. Yakın izlemeye almakta fayda var. Bununla birlikte Sabancı Holding biraz daha güçlü görünüyor diğer holdinglere göre. Böyle bakıyorum. Bence bugünlük bu saydığımız hisseler çok az ve öz oldu. Bu hisseler üzerinde sizler de biraz çalışabilirseniz benim beklentilerim biraz bayağı yüksek. Ha, bu arada unutmayayım bir de mesela burada telekomünikasyonları da izlemek lazım. Mesela Turkcell'de burada mutlaka bir tepki yükselişi olacak. Ama burada bu hissede de mesela orta ve uzun vadede yukarı yönlü yükselişin devam etmesini bekliyoruz mesela. Şimdi o da aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu saydığımız hisseler büyük bir ihtimalle bu yılın en çok konuşacağımız hisseleri arasında olacağını düşünüyorum. Peki. Ben de o zaman size çok çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi harika bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık İsmail Bey. Peki. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizleri dinlediğiniz için. Evet. Bizleri izleyen, dinleyen arkadaşlarımıza da